Günaydın sevgili takipçilerim, herkese hayırlı sabahlar. Gerçi sabahta kalmadı, saat 1'e mi geliyor? 12'yi geçti. Sabahta kalmadı da herkese hayırlı günler diyelim. Kahvaltı yapacağız daha biz, bu saat oldu. Yiğit aldım geldim okuldan. Onunla hep birlikte yapalım diye daha önce yapmadım kahvaltını. Ay, yüzüm yanmış ya, bir kaşınıyor ki. Kahvaltıya da ne yapacağız? Börek yapacağız. Bir haftadır börek yemiyor ya, börek sedik. Böreğin içine de şöyle salatalı börek yapacağım. Soğan doğradım, yeşil biber doğradım, kırmızı biber doğradım şöyle gördüğünüz gibi. Bunu kendime yapıyorum. Şöyle bir tane domates kalmış, tek bir tane. Aşağı inmeye de erindim, bu yeter, bunu doğradım. Biraz da maydanozumuz var. Şimdi börek içimizi hazırlıyorum ben. Ha, hamurumu da şöyle yoğurdum. Aslında video çekmek aklımda yoktu. Hamur yoğururken neyi çekmedim şöyle. Normal un, su, tuz hamurumu yoğurdum. Bu da burada dinleniyor. Bu dinlenirken de böreklik içi hazırlıyor. İçi hazırlarken aklıma geldi. Dur bir kahvaltı videosu çekelim diye. Öyle başladık yani. Şöyle çöpümü de yanıma koydum. Soğanımı doğradım, biberimi doğradım. Şimdi de domatesimi inceye ince doğruyorum. Bunu böyle çiğ yapacağım. Kavrulmasının lezzeti bir ayrı oluyor. Böyle çiğininki de daha bir güzel oluyor. Bir tane domates kalmış, onun da yarısı çürük çıktı. İrem gitmeden balkonda bir kahvaltı yapalım çiçeklerin arasında diye düşündüm. O da sizinle paylaşılmayınca da olmaz tabii ki, değil mi? Aynen. Bugün İrem gidecek köye. O yüzden beraber bir kahvaltı yapalım dedim. Ama canım da istemiyor yalnız her gün her gün. Kimse yok yanımda. Rab işte kalkmıyor. Uyandır. Kalkmıyor ki. Uyansa da uyanınca yemiyor. Peynir, zeytin her zaman usanıyor arkadaşlar valla. Kızartma da zaten yemiyor yazın. Ben hiç sevmem sade patates kızartmasını. Böyle arada bir de değişiklik isteniyor. Zaten hamur diye ölüyor. Halimize, tipimize de bakmıyor. Günlük hamur yiyor. Sen Eda'nın altı tripodu niye kullanıyorsun? O şöyle eli boş vermiyor ya, şurada uzakta duruyor. O yüzden pek onu takmıyorum. Kalabalık olunca takıyorum. Şöyle iki kişi olunca onu kullanıyorum. Yemek yaparken tencerenin içine görünmüyor ya. Şokur ne ki diyorum ben de, şey mi? Nargile yakmış ya amcam. Aman amcam ne ya? Dayım. Aman! Enişte. Doğradım şimdi şöyle. Tuzunu, yağını da atacağım. Dur şu asıl şeyini göstereyim dur. Nereye koydunuz ben onu? Gir buraya. Rafet hiç kesmiyor. Böyle tüm çekiyor. Yuvalayıveriyor. O ne? Bu da kuyruk, kıkırdak. Böyle salatamı doğradım, soğanı, biberi, domatesi, maydanozu. İçine şimdi bir de şundan atacağım. Bu da kuyruk. Nasıl? O tütün müdür? Koyunun kuyruğunu eritilmiş kıkırdağı. Biz kıkırdak diyoruz. Tamam da o eritilmiş mi? Erilecek mi? Yok, eritilmiş bu kalan şeyi. Böyle yiyeceksin. Posasını, he, yağsını ayırdım, erittim. Bu posası çok güzel olur. Şimdi bunu da kattım, tuzunu da atayım. Çok mu gitti? Biraz karabiber. Çok az kimyon. Kimyonu evet çok severdim de şimdi bir tuhafıma gidiyor tadı, neyse. Biraz da toz biber. Bu da bizim demircinin meşhur böreklik içi. Bunu bazen isteyen kavurur. Soğanını ne kavurur yapar, isteyen de böyle çiğ yapar. Demiyor ki şu bıçağı içinden çek demiyor yine. Şu zaten yağ, birazcık da yağ dökelim. Şundan yağ çıkacak zaten. Azıcık. O erimeyecek, öyle tüm tüm mü kalacak? Biraz erir, yağsı çıkar. İçinde tüm tüm et gibi kalır. Şimdi güzelce karıştıralım bunu. Kaynanam pek yapardı rahmetli bundan. Annem hep şey der ya, Kırıkkale'de ezellerdi soğan ben. Ben yemediğim için ilgi alanım dışı şu an. Bak bir yesin ya.
Buna da hiç ağzımın tadını bildiğim yok. Börekliğimiz hazır. Nefis bir lezzet. Böyle bile yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ekmeğe evet. Dürünüp. Vallahi çok güzel olur. Siz ne bilirsiniz kız ağzımızın tadını? Şu an görünüşü bile iç açıcı bir şeydi. Get. Zülya nenenin dediği. Get. Şimdi ben şunlarımı yerleştireyim. Hamurumu bazlayayım. Böreği yaparken görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimizi yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi burada pişiyor yarısı. Yaptıklarım. Şimdi de diğerini açıyorum ben. Bu arada da çok acıktık valla. Çayımız da kaynadı. Öğle ne zaman okundu daha biz kahvaltı yapacağız. O yüzden acele acele yapıyorum. Bugün acayip sıcak. Aynen. Biz de büyük kararını bulamıyoruz. Sıcak olsa sıcak, soğuk olsa soğuk. Ama sıcak olsun da soğuk. Ama değil valla. Soğuğu hiç sevmem. Kırmızı kızardı vallahi börekler. Kıkırdaklı böreğimizi de yapalım. Kiloları da alalım. Canımız bir de zayıflamak ister. Şunları ne yiyirik? Bir de daha zayıflamayı hayal ederiz. Biz hanımlar. Şunu da bir tane daha yapayım. Aydın da sever. Eşim de çok sever bunu. 2-3 fazla yapayım da bir de akşama yemek tasası olmasın. Sadece açmaya erindim arkadaşlar. Az diye, hamur az diye. Tavada yapıyorum. Bunu da koyalım. Oo, yapışmış. Aman kız hemen yapışmış. En iyi bakıyor hamur. Son soğanlı böreğimizi de koyduk arkadaşlar. Şimdi de sıra yumurtalı böreğimizde. Şöyle yumurtamızı kıralım. Biraz tuz atalım. Elim batmasın. Bugün kameraman hazır kameraman bulmuşken şu böreğimiz boşa gitmesin dedim. Aslında börek videomuz var da. Ben kendime sade yumurtalı yapacağım bir de. Bu vitaminsizler de sade peynirli yiyecekmiş. Peynirimiz de hazır şöyle. Ay. Yumurtalımızı da attık. Şimdi kızların peynirlisinde. Hamurda maya geldikçe girip kocaman kocaman oldu. Sert olmasın diye azıcık maya attıydım. Rahmetin dediği sizler kahvaltınızı ne yaptınız mı? Öyle diyor ya. Yemeklerinizi yediniz mi? Kahvaltınızı yaptınız mı? Diyor. Herhalde çoğu geri yemeden acıktı. Kahvaltıyı yaptı biz daha iyi yapacağız. Teyze peynir razı olsun benimkinin. Çüceleyim mi? Tamam yeter. Evet.
Böreklerimiz bitti arkadaşlar. Son böreklerimiz pişiyor. Çayımızı da demledim. Şunlar da pişen böreklerimiz. İrem de arka tarafta sineği hazırlıyor. Orada koyacak bir şey yok ki. Yani koymaya gerek yok. Böreklerin içi hep peynir, yumurta. Şöyle yumurtalı böreğimiz pişti. Soğanlı böreğimiz pişti. Şimdi de kızların peynirli böreği pişiyor. Köreğe düşsün. Arkadaşlar bugün bir balkon keyfi yapalım dedik İrem buradayken. Ben yalnız balkonda bir şey yiyemem. Teyze utandım. Ben çok açık gideceğim. Şu muydu seninki? Yeter mi şu? Yeter. Fazla bir şey de koymadık. Zaten böreğin içinde her şey var. Abo teyze bu nasıl bir çay? Yeter dedi. Ne bileyim göremedim. Tövbe. Çok açık yaptın ama. Hah şu an. Çaylarımız hazır. Yakın olan buyursun gelsin. Arkadaşlar. Gelme imkanı olan buyursun gelsin. Hep beraber yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Rafet'e dalga geçirmeyin beni ne olur. Benden dalga geçiyor. Daha tamamlayamadım saatini diye ne olur. Allah'a emanet olun. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere inşallah. Gel. Sen de şuradan gel. Ne istiyorsun? Bir şey mi istiyorsun?